Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir su içeceğiler ekonomisiyle karşınızdayız. Bu hafta da değerli bir konuk ağırlıyoruz. Teknoloji ve gelecek danışmanı Elif Çetin'le birlikteyiz. Evet, merhaba, hoş geldin. Efendim. Merhabalar. Hoş bulduk. Teknoloji danışmanını anlıyorum da gelecek danışmanı nasıl oluyor? Bir anlat bakalım. Onu anlatmamız gerçekten çok önemli. Evet. Çok korkutucu bir şey olarak algılanıyor ya gelecek. Bir de özellikle Türk iş dünyasını düşündüğümüz zaman böyle bir kısa vadecilik var. Peki tamam şimdi yani onu anlıyoruz çok güzel de yani burada bir satış mevzumuz vardı o ne olacak gibi. Hep böyle gün içinde kalma isteği, arzusu. Halbuki önümüzde bizi bekleyen, yükselen, farklı ve daha anlamadığımız, bilmediğimiz bir dünya var. Programın adına da atıfta bulunacak olursak çok soyut ve çok yeni bir dünya yükseliyor. Benim işim bunları biraz daha anlaşılabilir hale getirmek ve mevcut iş modellerine nasıl entegre edebilirler ya da şimdiden nasıl hazırlıklar yapabilirler? Bunların çalışmaları yapmak için şirketlere destek olmak. Aslında bir gelecek projeksiyonu yapıyorsun. Tabii. Burada nasıl varlık buluruz, varlığımızı sürdürürüz daha doğrusu. Tabii. Yeni koşullara nasıl ayak uydururuz filan gibi mi? Tabii şimdi bir şirket kurduğunuzda şey demiyorsunuz ya, işte bir şirket kurayım da 10 yıl sonra kapatırım. Yani aslında mesela baktığınız zaman işte o Japonlarda şeylerde binlerce yıllık gelen şirketler vardır. Ha. Şimdi bunlar devamlılığını nasıl sağlıyorlar aslında? Yani hem bir kültür olacak, onu geleceğe taşımayı başarabileceksin. Hem de hiç alışık olmadığın, sende hiç bulunmayan yeni bir şeye entegre olabileceksin. Belki onu sen yaratabileceksin. Belki sen şekillendirebileceksin. O zaman da işte liderler dediğimiz, takipçiler dediğimiz ya da işte arkasından gelen pazarın iyice artık rekabetin arttığı, çeşitliliğin arttığı döneme doğru gideceksin. Şirketler için devamlılık, nasıl gelir elde etmek, karlılık çok önemli bir şeyse sürdürmek de çok önemli bir şey. Hazır olmadığımız bir gelecekte değil mi? Yani risklere çok fazla açık oluyoruz. O zaman nasıl sürdüreceğiz? Bunun danışmanlığını yapıyoruz. Evet. Peki 10 yıllık şirket, yani çok 10 yılda ortadan kaybolan şirket oluyor ama? Oluyor. Ben 10 yıllık şirket olacağım diye yola çıkan çok azdır herhalde. Ya özel nedenlerle ancak olabilir. Şey olabilir, bir de girişimcilerde şey var Selim Bey. İşte ben bir fikir buldum. Tamam. Bunu hemen yapayım, satayım. Onların böyle bir şeyleri olmuyor genelde. O zaman ne görüyoruz biz? Aslında şirket yapılarında ya da bir işi yapma modelinde de belirli değişiklikler olabilir değil mi? Yani önemli olan hangi formatta onu ürettiğinden ziyade ne ürettiğin ve nasıl yayılmasını sağladığın belki biraz daha olabilir. Çünkü tamam. Tamam. Yani... Hayır, şu gelecek danışmanlığı konusunu programdan sonra bir konuşalım. Bence de öyle yapalım çünkü şimdi çok önemli bir konu belki seçtik değil mi? Belki danışmanlık alırız senden. Ay, çok memnun olurum. Evet, sevgili seyirciler, Elif Çetin'le biz bu hafta teknoloji ve inovasyonla Türkiye'yi dünyada nasıl daha rekabetçi hale getirebiliriz gibi büyük bir konuyu konuşacağız. Zor bir konu seçtik. Altından kalkabilecek miyiz bakalım. Sana bağlı yani. Umarım deneyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Evet. Yani. Soru bu. Çok teknoloji ve inovasyonla Türkiye'yi dünyada nasıl daha rekabetçi bir hale getirebiliriz? Aslında yani rekabet konusuna baktığımız zaman rekabet zor bir konu. Öncesini sonrasını düşündüğümüz zaman çeşitli hazırlıklar yapmamız gereken bir konu değil mi? Belirli altyapılara sahip olmamız gereken bir konu. Neyle rekabet edeceğiz, neyle savaşacağız bunu çok iyi bilmemiz lazım. Argümanlarımız olmalı, belirli araçlarımız olmalı. Burada bizi güçlü yapacak şeyler nelerdir? Genelde iş hayatında da bunlara bakarız ya, ya ben fiyat konusunda çok iyiyim, buraya odaklanayım. Ben kalitede bayağı iyiyim, onlar hiç böyle değil, buraya odaklanayım. Peki bunu ölçekleme olarak baktığımızda, ülke boyutuna çektiğimizde ülkeler nasıl rekabet edebilir? Değil mi? Yani ortada yine bir güçler dengesi var. Evet. Ama makro olarak baktığımızda dünyada şu anda nelerin yükseldiğini görüyoruz. Yani neler üzerinden ilerlediğini görüyoruz. Biraz daha aslında yıkıcı yeniliklerle beraber sektörlerin, değil mi, o derinden sarsılması. Bunun da dip toplamına baktığımızda karşımıza teknolojinin aslında çok fazla yükselişe geçtiğini
fark ediyoruz. İşte arkasına bakıyoruz, diyoruz ki burada inovasyonlar var. Arkasına bakıyoruz, diyoruz ki ya acaba bu gördüğümüz şirketlerden hiçbiri kalmayacak da bunlar dünyayı ele mi geçirecekler? Çünkü var ya öyle sorular, hemen evet. İlk korkumuz bu, yani bir ele mi geçiriliyoruz, ne oluyor gibi. Fakat baktığınız zaman şu anda teknoloji şirketleri ülkelerden de daha güçlü durumlara neredeyse geldiler. O yüzden de zaten belirli çeşitli çalışmalar yapılıyor. Kendi ülkelerini bile aşmış teknoloji ediyorlar, evet. Devleri var. Tabii Türkiye'yi nasıl rekabetçi hale getiririz deyince aslında Türkiye dediğimiz bir sürü rekabet edebilir aktörün içinde bulunduğu bir aslında kara parçasından, daha doğru, daha önemlisi bir toplumdan söz ediyoruz. Öyle değil mi? Şimdi aslında bugün bulunduğumuz program dolayısıyla da biraz şeyden de başlamak istiyorum ben, kavramlardan. Çünkü bir şeyi, bir konuyu, özellikle de bu kadar büyük bir konuyu konuşurken bu soyut konuları da insanlara kavramsal olarak açıklamamız lazım diye düşünüyorum. Siz de bana katılacaksınız belki. Bu teknoloji konusuna bir kavram olarak bakmamız lazım, değil mi? Bu aslında ne ve ben neden bunu bir rekabet aracı olarak kullanıyorum? Evet, tamam, teknoloji nedir? Teknoloji aslında baktığımızda bir boşluğu, bir ihtiyacı doldurmak üzere tasarlanan bir şey. Yani bu günün sonunda bir bilgi çıktısı da olabilir. İşte şu anda dünyada daha çok yazılımlar üretildiğini görüyoruz. Ama mesela insanlar düşünüyorlar, diyorlar ki ya ben keşke şuradan şuraya 5 günde, 5 ayda değil de 2 saatte gidebilsem. Burada bir ihtiyaç var, daha hızlı ulaşım ihtiyacı. O zaman ne oluyor? İşte sen otomobili çıkartıyorsun. Ya da çok ilginç bir bilgi, geçenlerde bunu da okumuştum. Şimdi teknoloji deyince tabii ki insan beyni de, yani bulunduğu yüzyıl içerisinde sınırlı bir hatırlama kapasitesine sahip. Hepimiz o kadar çok tarih meraklısı değiliz, değil mi yani? Bütün her şeyi öğreneyim diye. Baktığımız zaman en yakın bir ya da en uzak bir yüzyıl öncesi gibi düşünüyoruz. Halbuki ilk dönemlere de baktığımızda, mesela işte M.Ö. 12.000'li yıllarda yazının aslında keşfedilmesi, muhasebecilerin hesap tutmakta işini kolaylaştırması için buldukları bir... Biraz daha bize yakın yazının icadı da. Ama sonuçta öyle. Evet, bir yöntem gibi bunu düşünebilir. Sonra evet. Ne oluyor? Yayılıyor, işte başka şeylere geçiyor, ülkelere geçiyor, başka kültürlere geçiyor. Ve bir ihtiyacı çözmek üzere üretilen bir çözüm olarak görüyoruz teknolojiyi. Yani insanın ürettiği bir çözüm olarak görüyoruz. Yani aslında bu insanın kültür üretme yeteneğinin bir uzantısı. Evet. Yani bunu diğer canlılar yapamıyorlar. Sadece biz yapıyoruz. Yani sonuçta bizden çok çok önceki insanlar mesela bir kaplan ya da fil avlamak için mızrağın elverişli bir araç olduğunu düşünüyor. Önce bir tasarlıyor, nasıl bir şey yapabilirim diye. Eldeki imkanları ne? O zamanın imkanları. Bir taş var, bir de ondan biraz daha sert bir taş var. O sert taşla biraz daha az yumuşak taşı çiviltiyor ucunu. Arkasına da bir çubuk evet. Takıyor. Ama bu bir tasarım süreci, yani zihinsel bir süreç. Önce onu tasarlıyor, sonra bu aleti imal ediyor. Bu bir teknoloji. Neyi çözen bir teknoloji bu? Daha kolay vahşi hayvan avlamak için tasarlanmış ve üretilmiş bir teknoloji. X herhangi bir şey olabilir. Sonuçta bizim özünde şunu... Evet, su taşıyan kova da bir teknoloji. Bir teknoloji. Evet. Yani teknoloji dediğimiz şey şu anda günümüzde dijitalin çok yükselmesiyle beraber işte internet, bilgisayar vesaire biraz evet. Daha algısal olarak onlarla eşleştiği için daha böyle oralara doğru gidiyor düşünce. Halbuki bizim hayatımızı kolaylaştıran, daha önceden var olmayan ama katıldığında bize farklı bir çözüm üreten şeyler genel olarak teknolojiler.
İnovasyon da burada şu aşamada devreye giriyor. İşte mesela o anlattığınız örnekteki gibi ya bir yenilik yapma. Zaten üretilen teknolojiler hep bir eskisinin üstüne koyularak, yani bir bilgi zaten var, onun üstüne bir şey ekliyorsun. Ama bu noktada tabii neye ihtiyacımız var bizim? Belirli analizler yapmaya, belirli planlamalar yapmaya ya da bu ihtiyaçları görebilmek için o gözlemleri yapabilmeye ihtiyacımız var. Diyelim ki bu sorunu bulduk. Onu çözmek için bir çözüm üretmekte bir yaratıcılık gerektiren bir şey değil mi? Evet. O zaman da bizim yaratıcı bakış açımızı devreye koymamız gerekiyor. Çözümü bulduktan sonra da onu hayata geçirebilmek için bir cesaret gösterebilmemiz gerekiyor ki bunu hayata geçirebilelim. Orada eğer biz yenilikçi bir input, bir katkı koyabiliyorsak içerisine, burada aslında inovatif bir şey yapmış oluyoruz. İşte içten yanmalı araç olmasın da elektrikli araç olsun. Ya da işte farklı şu anda yaşadığımız değişimleri düşündüğümüzde hiç olmadık şeyler karşımıza çıkması. Bunlar bizi inovasyona götürüyor. Ama bunların, ben genelde şimdi televizyonda da bir programda bunu konuştuğumuz için, belirli insanlara aitmiş gibi düşünülmesini ya da algılanmasını çok doğru bulmuyorum. İşte bu konu girişimcileri ilgilendiren bir konu. Onlar düşünsünler, zaten teknoloji gençlerin işi. Onlar buna baksınlar, ondan sonra bunları üretsinler gibi bir şey değil. Yani geldiğimiz noktada da öyle toparlayayım bu konuyu. Bir teknoloji geliştirmek çok korkulacak bir şey değil ya da sadece belirli insanların yapabileceği bir şey değil. Belirli ülkelerin tekelinde olması, bunlar çok farklı dinamikleri içinde barındıran şeyler. Ama biz tarihe de baktığımızda, bugüne de baktığımızda görüyoruz ki aslında insan düşünüyor, hayal ediyor ve yapıyor. Yani bizi bugünlere getiren yine zaten kendimiziz. Bu noktada teknolojiyi insandan ayırmak mümkün değil. Çok güzel. Tam bu noktada benim geçen ay Global Marketing Summit'te için yaptığım bir konuşmadan ve iki buçuk dakikalık bir bölümü aktarabilir miyiz seyircilerimize? Arkadaşlar hazırsa o görüntümüzü aktarabiliriz. Noosfer Vladimir Vernadsky ve Taylor Deschardin'e göre dünyanın çevresini saran insan düşüncesinin veya bilincinin bulunduğu tabakadır. Vernadsky'e göre bu tabaka dünyanın gelişiminde jeosfer ve biyosferden sonra üçüncü tabakadır. Jeosfer dünyanın fiziki, biyosfer biyolojik katmanlarını açıklarken noosfer yani zihin küre tüm insanlığın oluşturduğu düşünce, bilim, sanat ve kültür birikimini, aynı zamanda bugünkü insanlığın ortak zihninde bulunan her şeyin oluşturduğu kolektif bir alanı ifade ediyor. Bugün yaşadığımız dijital devrim ve ağ teknolojisi imkanlarıyla noosferin nasıl daha büyük bir olguya dönüşeceğini kestirmek ise zor değildir. Ve toplumlar arasındaki rekabetin insanlığa yani noosfere ne kadar katkıda bulunduğuyla ilişkili olarak anlam kazanacağını da. Bir de teknosfer var. 2014 yılında Duke Üniversitesi Jeoloji ve Çevre İnşaat Mühendisliği uzmanı Profesör Peter Haupt, dünyayı çevreleyen bir teknosfer tabakasından söz etti. Teknosfer, İnsanoğlunun taşa verdiği ilk formdan başlayarak tüm fabrikalar, havaalanları, anıtlar, caddeler ve köprülerden nesnelere, kitaplara, giysilere, arabalara, bilgisayara ve cep telefonlarına uzanan büyük bir sistemdir. Teknosfere, Harari'nin kültür veya tarih, Vladimir Vernadsky ve Taylor Deschardin'in noosfer dediği soyut kültürün, bilincin, bilginin ve bilimin maddi kültüre dönüşmüş halidir diyebiliriz. Jeosferden biyosfere, biyosferden noosfere ve noosferden teknosfere. Biyosfer bizim kendi irademiz dışında içine düştüğümüz tabaka.
Fakat noosfer ve teknosferi kendimiz yaratıyoruz. Evet. İyi konuşmuş muyum? Ne güzel söylemişsiniz. Kendimiz yaratıyoruz. Tamam, sen son cümlenin üzerine iyi düşecekti. O nedenle paylaşmak istedim. Ama bunu hiç tasarlamamamıza rağmen işte aklın yolu bir nasıl denk geldi? Evet. Niye davet edildiniz hanımefendi buraya acaba? Evet, hala rekabetçi gücümüzü nasıl arttırabiliriz şeyine daha somut olarak gelmedik. Gelelim. Efendim, evet, gelelim. Gelelim, zor bir konu ama gelelim. Şimdi tabii ülke boyutunu konuştuğumuz zaman bir noktada bunların ekonomilerine bakacağız. Yarattığı katma değerlere bakacağız, evet. Vesairelere bakacağız. O kadar ekonomik derinliklerine girmeyeceğiz ama kabaca şimdi ben bazı şeylerden, verilerden bahsetmek istedim izleyicilerimize. Tabii. Dünya ekonomisinin şu anda 100 trilyon dolar olduğu düşünülüyor. Selim Bey ve ülkelerin buradan aldığı paylar bize aslında bu başlangıçta bu konuya bir girmemiz için bir altyapı sağlayacak. Amerika'yı görüyoruz tabii ilk sırada 25.3 trilyon dolarla. Sonra Çin geliyor 19.9 trilyon dolar, 20 trilyon diyelim biz ona aramızda lafı olmaz. Sonra işte diğer ülkeler, Avrupa ülkeleri, güçlü ekonomiler burada bir pay almaya çalışıyorlar. Ama mesela şimdi ben buradan Brezilya'yı görüyorum 1.8 trilyon dolar olarak. 2050'li yıllarda Brezilya'nın bu ilk 10 ülkeden biri olması bekleniyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden, en güçlü ekonomilerinden evet. Bir tanesi. Meksika, Afrika, şu anda bu önümde gördüğüm tabloda olmayan Amerika'nın ve Çin'in böyle yarısını kapladığı haritada bu ülkeler var. Mevcut durumda bizim ekonomimizin şu anki karşılığı 692 milyar dolar. Bu ekonominin içerisine baktığımızda Türkiye'de genel olarak hizmet sektörü ağırlıklı bir yani şey görüyoruz. Yani şöyle bir karşılaştırma yapalım. Brezilya'nın 1/3. Evet, yani mantık evet. Olarak baktığımızda ki Brezilya işte nüfus olarak bizden fazla olabilir ama şu anki şartlar olarak baktığımızda evet. Çok da aynı seviyede evet, olmadığımız. Evet. Amerika'nın kaçta kaçı hesaplayamadım kapalı. Çok. Şimdi orada evet. Artık başka bir programa doğru peki, gideriz evet. Yani matematiğe doğru geçeriz. Evet. Şimdi biraz daha böyle bunu derinlemesine düşündüğümüzde hani bu ülkelerin bu ekonomileri tamam 25 trilyon da nereden geliyor? Önce Türkiye'yi söyleyelim. Dediğim gibi biz ağırlıklı olarak hizmet sektörü oluşturuyor bizim ekonomimizin altyapısını. Sonra sanayi geliyor. Tarım artık yıllar içerisinde zaten eskiden bir tarım toplumuyken şimdi öyle değiliz. Daha böyle %20'lerde yanlış hatırlamıyorsam ama 60'lar ve belki biraz daha üstü hizmet. Şimdi Amerika'ya baktığımızda burada ne görüyoruz? Teknolojinin çok büyük bir öncelik hizmet edindiğini görüyoruz. Hizmet derken bunun ağırlığı da turizmdir sanıyorum. Onun şeyleri kırılımları yok ama muhtemelen öyle. Evet. Şimdi şeyi söyleyeceğim. Mesela inovatif ülkelere bakacağız. Bu değerlere bakacağız. Araştırma, geliştirme, ülkeler Ar-Ge'ye ne kadar para harcıyorlar. Değil mi? Hani bu teknoloji, bilgi üretmek de durduğumuz yerde nasıl üreteceğiz tabii. Bu bilgiyi? Biraz da bunları konuşmak, tartışmak isterim aslında sizinle. Burada şimdi bir şey yapmışlar, infografik yapmışlar. Amerika ve dünya. Yani karşılaştırma olarak aldığında o kadar büyük bir pay alıyor ki. Burada diyor ki biz nasıl ağırlıklı hizmet sektörüyüz? Amerika'da ağırlıklı teknoloji, işte biraz şey geliyor, tüketici ürünleri geliyor. Ondan sonra şey geliyor, çeşitlendirmiş. Ama büyük bir kısmını aslında teknoloji kapsıyor. Çin'in de teknoloji ve finans eşdeğer bir şekilde gidiyor. Mesela bir tek burada ben Arabistan'ı görüyorum. Suudi Arabistan'ın tamamı neredeyse, ya yani çok büyük bir kısmı hatta neredeyse değil, enerji. Enerji. Fakat burada mesela... Bitene kadar ama şöyle bir şey var, parantez açmak için söyleyeceğim. Şimdi Amerika'da diyoruz ya, Amerika teknoloji. Şeye bakıyorsun, biraz arkasına bakıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bu şirketi kim kurmuş? Bu kurmuş. Buna kim yatırım yapmış? Bu yatırım yapmış. Bu nereden almış parayı? Kaynağına indiğin zaman görüyorsun ki aslında Amerika'daki o teknolojinin de Orta Doğu'dan, yani bu Arabistan'dan, petrol ülkelerinden geldiğini görüyorsun. Ve son dönemde özellikle tabii petrol bitince ne yapacağız? Şey demiyor adamlar. Ya dur bir dakika, bunun bitmesine daha 60-70 yıl var. Bunu sonra düşünürüz demiyor. Daha şimdiden teknolojiyi inanılmaz derecede ele geçirmiş durumdalar.
kendileri sahip olmasalar bile, Amerikalı sahip gözükse bile yatırım yaparak onun aslında. Petrol dolarlarla fonluyorlar. Fonluyorlar yani evet. Paraları var. Oraya yatırım evet. Yapıyorlar. Şimdi o zaman şu soruyu sorabiliriz değil mi karşılaştırmak için? İkimizin de parası var. Ben gidiyorum X bir teknoloji ben şirketine yatırım yapıyorum. Ya hayal kuruyoruz bende de yok. Şey gibi problemler oluyor ya diyelim ki ikimizin de parası var. Tamam. Ben gidiyorum teknoloji şirketine yatırım yapıyorum. Siz gidiyorsunuz İnşaat. Ne yapıyorsunuz? İnşaat yapıyorsunuz. Ne oldu şimdi? Aklım ermiyor benim teknoloji işlerine. İnşaat iyi yani. İyi değil mi? Beton, i̇yi para demir, bırakıyor mu? Gözle görülüyor. Görüyorsunuz evet. En önemlisi zaten o. Şimdi soyut şeyler. Teknoloji baktığın zaman hani bu bilgisayarı elime aldığım zaman somut. Ama içindeki yazılım onu görmüyorum. Evet. Görmediğim zaman da bir anlamı bir gücü yokmuş gibi bana geliyor. Yani halbuki ben onu görmek zorunda değilim. Onu bir şekilde üretiyor olmam benim için önemli. Şimdi ben hep milyarderlere anlatıyorum biliyorsunuz. Zenginlerin dertleriyle ilgileniyorum yani. Bana diyorlar ki işte anlat bunlar çok güzel işte bu eğlenceli bir konu falan. Halbuki ben bunu şu sebepten anlatıyorum. Yani işte bütün hayatımı Elon Musk'ın ne yaptığını öğrenmek için vakfetmiyorum tabii ki. Ama şu bakış açısı yani bu paraya sahip olan insanlar ne yapıyorlar? Neye yatırım yapıyorlar? Ne üretiyorlar? Kiminle işbirliği yapıyorlar? Şimdi Jay-Z ile bu Amazon'un sahibi Jeff Bezos joint venture kuruyor. Şimdi baktığın evet. Zaman bir alakası var mı? Yok. Ama güçleri birleştirmek gibi bir dönem de var şimdi karşımızda. Yani herkes her şeyi yapmak zorunda değil. Gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu konuda teknolojinin ne olduğunu konuştuk. Ülkelerin ekonomilerine baktık. Güçlü ülkelerin ekonomilerinde ağırlıklı olarak teknoloji var dedik. Bizim ekonomimizde ağırlıklı olarak hizmet var dedik. Peki şu anda dünyada talep gören şey ne? Yani baktığımız zaman özellikle COVID ve ondan sonra da bu Rusya, Ukrayna bitirmiş durumda. Yani bütün her şey şu anda olması gerekenden çok daha zor. Ekonomiler çok zor bir durumda her şeyden önce. Evet. Amerika'da da, işte Avrupa'da, dünya belki de hiç beklemediği bir şeyi yaşıyor. Şimdi bu dönemde rekabet farklı bir boyut, farklı bir konu. Bulunduğumuz konjonktürden 50 yıl sonra, 30 yıl sonra veya işte atıyorum uzay ekonomisi diye bir şey var, değil mi? Elon Musk diyor ki insanlığın geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Bir kişinin bunu yapması lazım ve ben bu kişiyim. Bizim bir koloni kurmamız lazım diyor. İşte ilk gidenlerin birkaçı uyum sağlayana kadar aramızdan ayrılacaklar ama sonra biz bu uyumluluğu sağlayacağız diyor. Şimdi biz bakıyoruz diyoruz ki ya çılgın bu adam diyoruz dönüyoruz arkamızı değil mi? Peki şeyi soruyor muyuz? Orada ülkeler olacak mı? Oradaki dağılım nasıl olacak? İşte milliyetleri oraya taşıyacak mıyız? Mesela ben bazı hukukçularla konuşuyorum. Diyor ki şu anda diyor uzay hukuku diye bir şey yok. Uluslararası hukuk çerçevesinde bunlar değerlendiriliyor diyor. İşte bizim tüm bunları görüp rekabet dediğimiz şey işte sadece malla hizmetle yapmayacaksın bunu. Altyapıları hazırlıyor olmamız gerekiyor. Buradan da belki biraz ekosistemlere gelebiliriz. Yani bunları aslında tek başımıza yapmayacağız değil mi? Belirli ekosistemler aracılığıyla yapacağız. Belirli paydaşlarımız olacak. Şimdi sizin de sevdiğiniz bir konu olduğunu biliyorum. Yani bu belki rekabet konusuna gelince neden marka olmuyor konusuna da belki biraz gelebiliriz. O noktada gelelim. Gelelim mi? Ne demek? Ben de soru sorabiliyor muyum bu formatta? Yok, soruları ben soruyorum ama kendi kendine soru sorabilirsin tabii. Şimdi Türkiye'den neden dünya markası çıkartamıyoruz? Neden? Rekabetin bir başka bacağına baktığımızda da aslında bu değer de bir şey sunuyor ya buraya, bir katkı sunuyor ya. Neden çıkartamıyoruz? Kültürle ve vizyonla bunun çok alakası olduğunu düşünüyorum. Yani iş yapma biçimlerimiz de burada tabii ki çok etkili. Nasıl ele aldığımız da çok etkili. Bir de biz olayın kendisine o kadar çok odaklanıyoruz ki bütün enerjimiz zaten o ortaya çıktığında bitiyor. Yani ben her şeyimi bu bilgisayara üretmeye veriyorum. Ürettikten sonra nasıl satacağım konusu.
Başka bir şey, buradan girişimcilerle olan diyaloğumuza geliyoruz. Sanki böyle marka yaratmak, ya ben bir teknoloji ürünü çıkartıyorum, burada benim çok büyük bir marka yaratmama gerek yok. Adam benim yazılımımı alsın, benim için önemli olan bu diyor. Yani ben işte bireye satış yapmıyorum diyor. Öteki de diyor ki benim işte harika bir şeyim var, telefonum var, bunun ben bir marka olmasını istiyorum diyor. Ayrımları net olarak yapamadığımız için, hedefleri net olarak koyamadığımız için burada belirli kafa karışıklıkları yaşıyoruz. İlk konuşmanın başına dönecek olursak, bu teknolojileri üretmek belirli ihtiyaçları tespit etmekle başlıyor demiştik, evet. Ya. Bugün Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin ağırlıklı olarak odaklandığı şey, genel olarak bizim odaklandığımız şey ne biliyor musunuz? Ya bu tuttu, o zaman tamam bunu yapalım. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Oyun işi iyi gidiyor. O zaman şu anda oyun yapalım. İşte fintech, finansal teknolojiler yükseliyor. O zaman şu anda bunu yapalım. Halbuki bu dünyayı değiştirecek noktaya gelmesi için girişimcilerin böyle bir sorumluluğu da var. Yani sen bir sorunu çözmek zorundasın. Yani girişimciliğin temel motivasyonu seni milyarder yapmak değil. Yani orada insan... O da olsa iyi olur. Tabii ki. Tabii ki iyi olur. Hangi biz istemeyiz? Reklam arası verelim mi? Tabii. Çok iyi gidiyorsun ama reklamdan sonra aynı hızla devam ederiz. Sevgili seyirciler, çok kısa bir süre sonra buradayız. Merhabalar sevgili seyirciler. Değerli konuğumuz teknoloji ve gelecek danışmanı Elif Çetin'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam öncesinde, evet. Biliyorsunuz milyarder olduk ikimiz de. Evet. Öyle gittik araya. Evet, vallahi o fena olmazdı. Güzel bir yerde hayaller, kaldık değil mi? Evet, güzel bir yerde kaldık. Hadi oradan. Şimdi oradan devam edelim. Girişimciler için önemli olan şey aslında bu çözümleri üretebiliyor olmak, bu faydaları sağlayabiliyor olmak. Yani tabii ki de işte birisi elektrikli otomotivi devreye sokacak, onu yaptıktan sonra diğerleri onun arkasından gelen olacak. Ama bu yenilikler yapıldığında belirli ara ihtiyaçlar da çıkıyor. Yani sen hiç olmayan bir şeyi yaptığın için onun altında, onun yayılması sürecinde farklı ihtiyaçlar çıkıyor. Yine pekişmesi için, soyut kalmaması için bir örnek verelim. Elektrikli araç dedik. Elektrikli aracı yaptın, çok güzel. Otomotiv sektöründe yıkıcı bir şekilde dedin ki hoşça kal. Artık öyle değil, böyle olacak bu işler dedin. O zaman karşımıza nasıl başka bir ihtiyaç çıkıyor? Peki bu araçlar enerjilerini nereden edinecekler değil mi? Şu anda yaygın olarak akaryakıt istasyonlarını görüyoruz bunun için. Evet. Bu çok maliyetli de bir şey. Yani buna yatırım yapmak da önemli bir şey. Nasıl olacak o zaman bu? Ya da başka bir ihtiyaç çıkıyor karşımıza. O nedir? Ya sen tamam böyle güzel bir dünyayı koruyorsun, ediyorsun, elektrikli aracın çalışıyorsun ama işte akaryakıt istasyonuna gittiğinde 5 dakikada ortalama ya da 2-3 dakika, bilmiyorum onların servis sürelerini, kaç dakikada çıkıyor bir araç girdikten sonra. Diyelim ki 5 dakika. 5 dakikada aldın benzinini, bastın gaza, gittin. Elektrikli araç için bekleyeceksin. Değil mi? Ne yapacaksın beklerken? Bu süre nasıl geçecek? O zaman ne görüyoruz? Farklı markalar mesela bir kahve markasıyla bir akaryakıt markası şu anda işbirliği yapıyor. Nasıl bir işbirliği yapıyor? Diyor ki ben diyor çeşitli yerlere lokasyon olarak bu elektrik istasyonlarını koymak için bu kadar yatırım yapacağım mı diyor. Senin zaten hazır şubelerin var. Ben onun bahçesine senin bir tane koyayım. Ha, senin dükkanın önüne bir tane koyayım. Ama karşıdaki bunu niye kabul ediyor? Aa tamam koy, zaten bunun da beklerken yapacak bir şeye ihtiyacı var. O sırada da benden kahve alırdı. Evet. Yani o zaman neyi görüyoruz? Aslında yıkıcı teknolojiler yeni bir sektör oluşturuyor, yeni ihtiyaçlar oluşturuyor. Ama aslında sektörler arasındaki sınırları da kaldırıyor değil mi? Yani girişimcilerin işi aslında bunları gözlemlemek. Ama bu sadece girişimcilerin işi değil, bunu iş dünyası da gözlemlemek durumunda. Yani ne oluyor? Benim tüketicim, benim kullanıcım
ne yapıyor? Şu anda onun neye ihtiyacı var? Ben ona sattığım bu çikolatayı 20 yıl sonra da satmaya devam edebilecek miyim? Bu adam çikolata yiyecek mi? Gibi soruları bizim hep soruyor olmamız lazım. İşte gelecek danışmanlığı bu yüzden var. Yani o soruları ona sordurmak ve gerekli hazırlıkları yapmak için her şeyi girişimcilerden beklememek çikolatayı lazım efendim. Çikolatayı yeriz herhalde canım. Yemeye devam ederiz. Büyük ihtimalle. Evet. Ama benzinli araçların yani fosil yakıt kullanan araçların sonu yaklaştı. Tabii bu gelişmiş ülkelerden başlıyor. Hı hı. Bizde de bir TOK girişimi var. Takipçilerimizden sorular alıyoruz TOK konusuna niye değinmiyorsunuz filan diye. Hele bir durun değineceğiz. Yani bu konuyla ilgili de bir programımız olacak. Bir taraflar durulsunlar. Evet. Biz taraf değiliz çünkü objektif bakmak zorundayız. Zaten bu işlerin de tarafgirlikle olmaması lazım. Daha sağlam adımlar atabilmemiz için. Evet, şimdi rekabetçi gücünü arttırdık mı ülkemizin, Türkiye'nin? Daha şimdiye kadar bence çok bir artış olmadı. Biraz bir şeyler oldu. Nasıl artar başka? Biraz karşılıklı fikir alışverişi yapalım. Bu zor bir konu yani. Ha, yardım alayım diyorsun. Yok. Şimdi diyelim ki teknolojiyi oluşturduk. Değil mi? İnovasyonu da ekledik. Evet. Ama bu böyle şey gibi hani tamam oldu artık harika rekabet edebilirsin. Şimdi hazırsın yürü gibi bir şey değil ki. Yani farklı perspektiflerden bakmamız lazım. Şimdi İş dünyası için teknoloji ve inovasyonu sen buraya aldın, koydun. Çünkü bir ülke olarak bir ekonomiye ihtiyacın var. O ekonomide kim oluşturacak? İnsanlar oluşturacak, şirketler oluşturacak. Ama özünde zaten insan oluşturuyor bunu, onun çalışanı olarak da. Şimdi ekonomik açıdan da baktın, politik açıdan da bakmak lazım değil mi? Bir dünyada bir güç dengesinde bir değişimler var, anlatıyoruz. 2030'da Hindistan devreye giriyor diyoruz. Şimdi İngiltere'nin Hintli bir başbakanı var değil mi? Yani kaybetti gibi oldu seçim ama 45 gün sonra yüzü güldü. Evet. Tekrardan şeye geldi. Şimdi bu değişimlere baktığımız zaman Avrupa'ya bakıyorsun işte nasıl gidiyor? Bu adamların neye ihtiyaçları var? İşte tamam çok sistematikler ama orada belirli bir denge konusu var. Amerika'ya bakıyorsun. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim hep aslında zaten bakmamız lazım. Yani ne oluyor? İşte bu oluyor da neden oluyor? Yani bunlar görünen şeyler ama bizim görünmeyen şeylere bakmamız lazım. Amerika ile Çin arasındaki savaş, işte bu bir ticari bir savaş, işte başka türlü olabilir vesaire. Zaten artık böyle şu an Rusya ile Ukrayna'nın yaptığı gibi şeylere girmek çok böyle herkesin yapacağı şeyler değil. Bazı insanlar dediler ya yani işte bunu ancak belirli insanlar yapabilir. Yani günümüzde zaten çok farklı alanlarda bir savaş yaşanıyor. Özellikle işte şimdi bugün konumuz olan teknoloji üzerinden. Buradan ben bir gelmeden önce bakayım dedim şeyler ne durumda, rakamlar ne durumda diye. Teknoloji üretirken özellikle bu yüksek teknoloji ya da yeni teknoloji dediğimiz şeylerde bilime ihtiyacımız var, bilim insanlarına ihtiyacımız var. Bunların çeşitli buluşlar yapmaları lazım değil mi? Yani yine ama orada bir ihtiyaç, bir sorun görüyorlar ki onu çözmek için bunları yapıyorlar. Yani yoksa bir şey, bir hedefi olmasa, bir amacı olmasa niçin bunları yapsın? Tabii. Burada patentlere baktım ben, ülkelerin patentlerine. Patent sayılarına. Patent sayılarına baktım. Hem bunu ülke bazında görebiliyoruz hem de şirket bazında görebiliyoruz. İnovatif ülkelere de bakacağız ama şirket bazında söyleyeyim önce. Mesela ama şey ismi veremiyoruz. O zaman şöyle yapayım. Bir teknoloji Tarif şirketi et. Var. Üç harfli şeyi baş harflerinden oluşuyor. Tamam anladık. Anladık mı? Evet. 8540 adet patent başvurusu yapıyor yılda. Her yıl. Evet, yani 29 yıldır inanılmaz derecede Amerika'nın en çok patent yapan şirketi olma unvanını elde tutuyor. Evet. Sonra Koreli bir şirket geliyor. O da 8517. İşte ağırlıklı olarak burada Amerika ve Çin'in patent yarışında olduğunu görüyoruz. Sonra diğer şeye bakıyorum. Yani onlar şirketti. Şirketleri ülkelerle klasman Anladım. Yaptığımızda Hı-hı. Çin 695.400 patent alıyor yılda.
Ya şey gibi hani bunun hepsini kullanmak zorunda değil. Tabii tabii anlıyorum. Ama yani ne yapıyor patent bu adamlar? Başvurusu yani. Yapıyor. Evet. Amerika 595.700. İşte Almanya, Fransa, İsviçre, Türkiye'ye bakıyorum. Haziran 2021 sonu itibariyle Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sayısı 95.373. Şimdi bu rakamları tabii ki değerlendirirken çeşitli parametreleri hesaba katacağız. İşte nüfus sayısını katacağız, ondan sonra buna ayrılan bütçeleri katacağız vesaire. Ama sonuç olarak şu soruyu sorabilir miyiz kendimize? Ya bu toplumlarda bazı şeyler biraz daha fazla kafalara takılıyor. Değil mi? Önceliklendiriyorlar. Yani bu konularda ne yapabiliriz? Evet. Tabii bu patentlerin nitelikleri de önemli gerçekten. Tabii. İşe yarar patentler mi? Sayı olarak şahsen ben daha düşük bir rakam bekliyordum. Nereden, kimden? Türkiye'den. İyi bir rakam mı? Fena bulmadım şimdi. 500 binle karşılaştırdığında hani 5'te 1'i gibi. Bu sayısal olarak fena değil. Hı hı. Yani nicel olarak ama nitel olarak nasıldır? O konuda elimizde bir veri yok herhalde yani. Mesela şimdi bu bugünün şey değil ama yine lafı yeri gelmişken söyleyeyim. Veri konusunda, bunları açıklamak konusunda, bunları raporlaştırmak konusunda biraz daha çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela bu tarz araştırmalar yapmak istediğimizde, çeşitli analizler yapmak istediğimizde belirli bir kurumun sitesine girmemiz gerekiyor. Buraya giriyoruz. Mesela işte Teknoloji Bakanlığı'nın sitesine giriyorum değil mi? Beni orada besleyecek, analiz edebileceğim veriler olması lazım. Mesela bu veriyi oradan aldım. Hani ülke olarak inovasyon için araştırma geliştirme önemli olduğu için Ar-Ge merkezlerinin sayısına baktım. İşte 191 tane. Teknokentlere baktım. Politika olarak baktığımızda Türkiye'nin tamamına neredeyse yayılacak bir şey var, erişim var. 90'dan fazla şu anda bildiğim kadarıyla teknokent var. Ama mesela burada dediğiniz gibi sayı olarak 90 tane teknokent var diyelim ki. Yine ekosistemle bunu birleştirelim. Girişimcilik ekosisteminde üniversitelere de ihtiyaç var, yatırımcılara da ihtiyaç var, iş dünyasına da var. Politika yapıcılara da var. Çünkü mesela yıkıcı bir yenilik yaptığınızda en büyük probleminiz ne oluyor? Regülasyon konusu oluyor. Çünkü onun altyapısı henüz oluşmamış. Yani şeyi o, teknik altyapısı haricinde yasal altyapısı da hazır değil. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir şekilde kuralları zaten yıktığınız için o yolu açmaya ve oluşturmaya devam ediyorsunuz. İşte lobiler yapıyorsunuz, çeşitli kampanyalar yapıyorsunuz. Tamamen mesela araç sektöründe yine olan bir şey. Ülkemizde de bulunamadı hatta biliyorsunuz. Gitmek zorunda kaldı, sonra bir daha geldi, bir şeyler oldu falan. Ne yaptılar bunlar? Ya da bir başka teknoloji şirketini düşünelim. Bunun uygun olmadığını, hazır olmadığını düşünerek zaten değişiklik yapamazsın ki. Oradan araştırma geliştirmeye geliyoruz. Oradan inovasyona geliyoruz. Bakıyoruz. Sayılarımız iyi gözükse bile aldığımız sonuç, yani ben mesela daha popüler gidelim. Şimdi bunlar çok teknik konular. Peki tamam. Daha popüler gidelim. Ben şimdi size bir soru sorayım. Ben milyarderleri anlatıyorum soruları ya. Soruları ben soruyordum. Beş onu. Büyükler. Türkiye'nin milyarderi kim? Teknoloji milyarderi. Bilmiyorum vallahi. İşte böyle düşündüğümüz zaman zaten yok. Dediğiniz gibi ya inşaat yapıyorlar ya evet. Medyada bir şey yapmaya çalışıyorlar. Para zaten bizde aşağı yukarı aynı Türkiye'de sektörlere gidiyor. Türkiye'de teknoloji milyarderi olamaz. Zaten teknoloji yatırımları o anlamda büyük bir yakın tutmuyor. Milyarderler var tabii ki Türkiye'de. Bunların teknolojiye ne kadar yatırım yaptıklarını veya yapmayı düşündüklerini falan belki konuşabiliriz. Orada da tabii gelişim alanının çok açık olduğunu görüyoruz. Yaklaşımsal olarak Türk şirketleri korumacı yapıdalar. Zaten ağırlıklı olarak aile şirketleri bunlar biliyorsunuz. Büyüklere baktığımızda onlar da öyle. Tabii ki kurumsal yapıdalar ama Türk şirketlerinin zaten %98 baktığımızda hatta 99 KOBİ olduğunu görüyoruz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, aile şirketleri ve işte büyük dediğimiz şeyler. Ama yine orada değer olarak baktığımızda bizim ekonomimizdeki en büyük şirketin yıllık kazancına baktığımızda yine karşılaştırma yaptığımızda aslında rekabette
ne kadar yürümemiz gereken yol, ne kadar çeşitlendirmemiz gereken yöntem olduğu bize çok açık bir şekilde gözüküyor. Burada aile şirketleri de zaten yapısal olarak bir sonraki neslin işi devam ettirmesiyle ilgili belirli fikir ayrılıkları olabiliyor. Onun haricinde de dediğim gibi korumacı politika hakim oluyor. Yani bu şirket bizim, biz bunu böyle kurduk, böyle gördük, bu iş böyledir, bunu böyle yapmaya devam edeceğiz. Bir şey gerekiyorsa alın, koyun, yapın ama bunu bir şekilde devam ettirin. Burada şöyle bir ayrım oldu o zaman. Kurum içi girişimcilik diye bir şey çıktı. Ya da yatırım fonlarında oluşturulan bu yatırımcıların bir de kurum tarafından oluşturulan yatırım fonları oluşturuldu. Yani genel davranışsal eğilim şu anda şöyle. Ben ana işimi devam ettireyim ama ben paramın bir kısmını böyle bir fon kurayım. Bununla da işte girişimcileri destekleyeyim. Onlardan benim ilerleyen zamanda ihtiyacım olabilecek teknolojileri satın alayım şeklinde. Yani mesela bunu tartışabiliriz. Bu doğru bir yöntem mi? Böyle mi yapılması gerekiyor? Ya da işte bazı şirketlerin 3. 4. nesilleri diyor ki bizim böyle bir şeyler yapmamız lazım. Bizim bu sektörlere girmemiz lazım. Biz işte bu alanlarda daha yenilikçi olmalıyız. Siz bana güvenin, ben bu noktada bir şey yapacağım diyor. Liderliği tamamen o alanda üstüne alıyor ve kendi kurduğu ufak şeyinde büyütmeye çalışıyor uğraşını. Bunlara da toplu olarak baktığımızda kurum içisini topla, bağımsızını topla, bir şekilde ülkede yapılan girişim sayısını. O noktada da bir veri toplamıştım aslında karşılaştırma yapabilmek için. İşte Amerika'da bir yılda kaç şirket kuruluyor, Türkiye'de bir yılda kaç şirket kuruluyor diye. Bizdeki rakamlar çok yani beklediğimiz seviyelerde olmasını toplamda isteyeceğimiz. Toplamda kaç şirket mi, teknoloji şirketi mi? Toplamda kaç şirket? Ha. Yani bir noktada Amerika'da her yıl yaklaşık 6 milyon yeni iş kuruluyor. Yeni iş yani X bir şey de olabilir bu. Türkiye'de bu rakam 120 bin civarı. Zaten bunların birçoğu da hayatına devam edemiyor biliyorsunuz ki. Amerika kaçtı? 6 milyon. 6 milyon yeni iş kuruluyor. Tamam, burada fena ezildik. Ha, öyle şey mi? Gibi, patent gibi olmadı. Burada olmadı mı? Ya şimdi tabii ki rakamlar yanıltıcı da olabilir bazen. Tabii ki de bakmalıyız, etmeliyiz. Ama bu tarz karşılaştırmaları tamamen bunlar üzerinden yapalım diye söylemiyorum bunları. Atıyorum bu 2020 yılının verisidir de 2022'de çok daha farklı olmuştur. Sonuçta bu şu anda yeni, onu söyleyeyim yani. Son şeylere baktım, rakamlara baktım. Evet. Sonuç olarak şunu görmemiz lazım. Bizim rekabet edebilmemiz için önce rekabet etmenin farkında olmamız lazım. Yani böyle bir ihtiyacımız olduğunu hissetmemiz lazım. Bir rekabet etme bilinci oluşması gerekiyor. Tabii şimdi yani sonuçta senin etrafında baktığın zaman, şimdi burada oturuyorum, benim yanımda siz varsınız. Biraz daha halkayı büyütelim, dışarıda başka insanlar var. Biraz daha çık, biraz daha çık dedin, hoppala 25 milyonluk İstanbul'a çıktım değil mi? Ya benim burada olan davranışımla orada olan davranışım aynı olabilir mi? Ya sonuçta ben ölçeğime göre hareket etmek zorundayım. Sen bunu ülkeler bazında düşündüğün zaman, etrafına baktığında, komşularına baktığında hep bunları düşünmeliyiz biz. Mesela işte şimdi ne oldu? Kapanmalar oldu ya da büyük bir gerilim var iki ülke arasında. Ticaret yol haritasında değişiklikler oldu değil mi? Tedarik zinciri tıkandı, bütün limanlar kapandı, şu oldu, bu oldu. O zaman biz ne dedik? Ya o zaman bizim bir fırsatımız var. Üretim gücünü buraya kaydırabiliriz. Çünkü burada o zaman biz rekabet edebiliriz. Tamam, edebiliriz. Bu güzel bir fırsat. Peki gerçekten bunu yapmalı mıyız? Yani rekabet ederken doğru soruları da sormamız gerekiyor. O zaman stratejiye geliyoruz işte. Stratejide de şunu bilmemiz lazım. Bizim bir şeye odaklanmamızdır strateji. Belirli hedefler doğrultusunda odaklanma. Neye odaklanacağız o zaman biz? Bunlara bakmamız lazım. Yani günün sonunda onun çıktıları bize şunu verecek. Dışarıdan bakan adam diyecek ya Türkiye şu anda savunmada rekabet ediyor. Türkiye şu anda işte şunu da ediyor, bunu da ediyor. Şu andaki karşılaştırmada teknoloji demiyorlar. Değil mi? Hani biz ne de rekabet ediyoruz diye bakıldığında. Ne de rekabet ediyoruz? Yani bence hiçbir şey de etmiyoruz.
Yok, biraz önce oranlar verdin ya hizmet sektörü, hizmet. Turizm var tabii ki. Gıda belki şey evet. olabilir, gastronomi yani olabilir. Yani bariz bir şeyimiz yok. Evet. Yok. Şimdi mesela tabii bunlar 10 yıllar içinde oluşmuş algılar. Şimdi Alman mühendisliği diye bir şey var. Tabii. O zaman Alman arabası da olunca o mühendisliğin tezahürü olarak kendiliğinden daha hiçbir şeyini bilmeden, öğrenmeden bir itibar algısı oluşuveriyor hemen. Evet. Veya işte teknoloji deyince evet Amerika, Japonya yine işte son 30-40 yıldır Güney Kore ki bizim Güney Kore şeyine, tecrübesine iyi bir bakmamız lazım. Kesinlikle. Yani bizden geriyken nasıl ileri gidebildi? Evet, nasıl bu kadar ileriye gidebildi? Bunları bir ciddi inceleyebilirsek görülüyor. Çok rahat görünüyor yani hangi parametreleri dinamik hale getirmişler, ne yapmışlar, hükümet ne yapmış, özel girişimciler ne yapmış. Yani net olarak görünüyor ve bütün dezavantajlarına rağmen sonuçta Güney Kore bir kıyı ülkesi. Kültürel olarak dünyaya uzak yani Asya dışındaki dünyaya uzak bir kıyı ülkesi. Turizm olamaz orada, turizm yok gibi bir şey. Sonuç itibariyle gastronomide de hani o kadar iddialı olamazlar çünkü yine Asya lezzetleri, ortalama batı dünyasına hitap eden lezzetleri yok. Ama buna rağmen bir, ciddi bir çıkış yolu bulmuş teknoloji, otomotiv. Ondan sonra ve başka alanlarda da özellikle kültürel atağı çok önemli, dikkatle, ciddiyetle üzerinde durulması, incelenmesi gereken bir konu. Tabii o zaman mesela belki şöyle bir soru sorabiliriz. Her ülke teknoloji üzerinden mi rekabet etmek durumunda? Oyunları kurmak ya da oyunları değiştirmek böyle bir şey ya. Sen genel akış, genel eğilim, genel işte heyecan duyulan konu bu yöndeyse belki sen uyguladığın stratejilerle ibreyi başka bir yere doğru çevirebilirsin. Şimdi ülke adına umarım inşallah yanlış söylemiyorumdur. Danimarka diye biliyorum. Danimarka diyor ki ya biz bu yapay zeka konusunda çok geri kaldık. Hı hı. Bir türlü bu işe iyi adım atamadık, geliştiremedik falan filan her neyse. Bu konuda bir ciddi bir zaafımız oluştu. Ne yapacağız? Ve şöyle bir karar veriyorlar. Diyorlar ki evet bir yapay zeka konusunda geri kaldık başka bazı birkaç ülkeye göre. Ama biz yapay zekanın kamuda ve özel sektörde en iyi şekilde kullanılması üzerine odaklanalım. Yapay zekayı bırakın başkaları yapsın, üretsin. Geliştirsin ama biz bunun kullanımına odaklanalım diyorlar mesela. İşte bu bir strateji. Evet, bir strateji. Bu bir politika aslına bakarsanız. Orada kriterleri… Yok şimdi ta geriden başlayıp, sıfırdan başlayıp o noktada bir yerlere gelişmeyi bir yerlere getirmekle uğraşmaktansa birdenbire kendine farklı bir hedef koyuveriyor. Tabii o da tabii olabilir. Stratejik bir yaklaşım. Ama şimdi rekabet çok maliyetli bir şey. Yani hani güç harcayacaksın, enerji harcayacaksın, para harcayacaksın, zaman harcayacaksın, başkalarının algılarını değiştirmeye çalışacaksın vesaire. Evet. Zaten algı konusu aslında çok uzun konuşabileceğimiz bir konu. Her şey algılar üzerinden yönetiliyor ve destekleniyor. Pazarlama dediğimiz zaman da bu tamamen böyle. Mesela bizim ülkemizin geliştirmesi gereken kültür lerden bir tanesi aslında pazarlama kültürü. Yani iş yapma biçimlerimize entegre etmemiz gereken bir şey. Ama onun haricinde bizim hız konusunda da belirli adımlar atıyor olmamız gerekiyor. Yani yavaş mesela, mıyız yani? Bakalım şimdi biraz düşünelim, tartışalım. Çok dünyanın kalmadı öyle. Dünyanın geneline bakalım. Evet. 1700'lü yıllardan geçene kadar işte yenilik yılı, onlara uyum sağlama yılı 60 yıllardan şu anda günümüze 25 yıllara düşmüş. Bu daha da düşecek. Yani bu ne demek oluyor? Biz o zaman o veriye bakacağız ve diyeceğiz ki şimdi her şey çok hızlı diye şikayet ediyoruz ya. Çok hızlı, her şey çok hızlı. Daha da hızlı olacak.
daha da sanal olacak, daha da soyut olacak, daha da hiç bilmediğimiz yerlerden olacağız. E peki o zaman ne yapacağız? Yani verileri sadece okuyup ya artık böyleymiş deyip yolumuza devam etmememiz lazım, soru sormamız lazım. Soru sorduğumuz zaman göreceğiz ki orada mutlaka çözülmesi gereken bir ihtiyaç var. Orada karar vereceğiz, bunu nasıl çözebiliriz? Sonra kendimize işbirlikçilerimizi, paydaşlarımızı bulacağız. Ondan sonra onu tasarlayacağız, planlayacağız, üreteceğiz ve sonra da anlatacağız. Bak bunu bu yüzden kullanmalısın, bu senin hayatına bunu katacak deyip insanlarda bunların yaygınlaşmasını sağlayacağız. Böylece de aslında yayılma etkisi o anlamda çok önemli. Nasıl biz şu anda Amerikalı bir markayı, işte farklı bir ülkede Çin'de üretilen ama Amerika markasını burada da kullanıyoruz, Afrika'da da kullanıyorlar, farklı bir ülkede de kullanıyorlar. O zaman bu insani bir değer olduğu için bunu sadece ben kullanmayacağım. Bunu herkes kullanacak. O zaman ne olacak? Sen bir marka olmaktan, bir şirket olmaktan ülkeler bazında baktığımızda da rekabete katkı sağlayan, katma değer yaratan. Şimdi çok ihracat yapıyoruz ama kilogram başına oralara hiç girmeyelim. Zamanımız artık tükeniyordur diye düşünüyorum. Bu programda biz çok girdik. Katma değer konusunda da mutlaka bizim dokunuşlar yapmamız lazım. Yani herkes teknoloji yapıyor diye biz teknoloji yapmak zorunda değiliz. Biz ne yaparsak güçlü olabiliriz. Bravo. Buna bakmamız lazım. Biz ne yapmalıyız sorusuna gece gündüz cevap aramalıyız. Kesinlikle. Çok seçeneğimiz yapmamız var. Yapmamız gereken şey bu. Evet, çok seçeneğimiz var. Bolluk paradoksu biliyorsunuz zorlaştırıyor. Yani daha değersiz hale getiriyor bir şey ne kadar çoksa. Hı-hı. Bizim kültürümüz de çok zengin, mutfağımız da çok zengin. İşte çok fazla şeyimiz var. Bence bunlardan birini ama birkaçını değil, birini seçmeliyiz. Buna odaklanmalıyız. Ekosistem çerçevesinde akademisyeniyle, bilim insanıyla, girişimcisiyle, politika yapıcısıyla, iş insanıyla, tüm paydaşlarıyla bu konuda neler yapılması gerektiğini masaya koymalıyız ve bunun yol haritasını hazırlayıp bu konuyu devreye sokmalıyız. Bu kadar açık ve aslında da basit bir şey. Biliyorsunuz bazen bazı basit şeyler çok zor, bazı çok zor şeyler de basit olur. Bu güzel sözle bitirelim programı. Peki. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Evet, Türkiye'nin rekabetçi gücünü arttıramadık ama. Bence biraz arttı. Yok, bence artmadı ya, ama. Zihinlerde arttığına inanmak istiyorum. Evet, peki. Artması yönünde iyi ipuçları verdik diye düşünüyorum. Bence bayağı verdik. Zaten i̇yi yapmamız notlar gereken, alındı. Evet. Yapmamız gereken de buydu. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim senin de. Sevgili seyirciler, bir programı daha bitirdik. Haftaya yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim.